Herkese iyi günler arkadaşlar. Maçın değerlendirmesine gelirsek, geçen hafta Fenerbahçe galibiyetinden sonra hafta içi bir kupa maçımız vardı. O maçta da galip geldik, turu geçtik. 4 tane 5 tane de genç oyuncular altyapıdan şans verdik. Sonuçta bugünkü maça da geçen haftaki galibiyet, kupa ve Malatya maçlarının tesadüf olmadığını, bu maç bizim açımızdan çok önemli olduğunu, oyuncularımızda bir haftadır sürekli toplantı yaptık, çok iyi hazırlandık. Maça iyi konsantre olduk. Bu bizim bir eşik maçımızdı. Bunu kazanırsak daha yüksek özgüvenle, daha rahat ligde futbol oynayacağımızı, mücadele edeceğimizi oyuncularımızla konuştuk. İyi hazırlandık, maça da iyi başladık. 2-0 öne geçtik ilk yarı itibariyle. 3-4 de olabilirdi. Direkten dönen bir topumuz var. 1-2 pozisyon var, değerlendiremedik. Rakibimizin de kontrolüyle öndeki hızlı oyuncuları, defansına attıkları, arkasına atılan uzun toplarla sonuç almak istediklerini biliyorduk. Yaptığımız analizlerde bu net bir şekilde görülüyordu. Üçüncü bölgede çok fazla toplu oynayan bir takım olmadıkları için biz maça istekli, coşkulu, kazanmak isteyen taraf olarak biz başladık. İstemediğimiz bir penaltıdan yediğimiz gol oldu. Hemen buna bir cevap verdik. 3-1. Maçı bu şekilde bitirdik. Sonuçta bu 3 puanla 19 puana ulaştık bugün. 4. resmi maçımızı kazandık üst üste Ankara Gücü olarak. Burada her zaman ve her yerde bizi destekleyen ve yalnız bırakmayan büyük Ankara Gücü taraftarlarına ve camiasına bu galibiyeti armağan ediyoruz. Bugün oyuncularımın verdiğim görevleri harf harfine her maç olduğu gibi çok disiplinli oynayarak yerine getirdikleri için özellikle Yalçın'a bir parantez açmak istiyorum. Kırık omuzuyla bugün sahada mücadele etti. İğneyle maça çıktı. Bu kadar dediği sakat oyuncuların olduğu bir ortamda benim omzum kopsa da ben futbol oynamak istiyorum. Bu takımı yalnız bırakmam hocam dedi. Biz de kendisini askıyla, iğnelerle maça çıkarttık. Kendisine de ayrıca teşekkür ediyorum Yalçın'a. Sonuçta bugün kazandık. Güzel bir galibiyet oldu. Gene iyi futbol oynayarak iyi mücadele ettik. Takımımı, oyuncularımı tebrik ediyorum. Bu galibiyeti yine altını çizerek söylüyorum. Geçen hafta da İstanbul'da Kadıköy'de 50 bin kişinin içinde oraya gelen 4 bin tane muhteşem Ankara Gücü taraftarı herkese bir ders verdi. Bir takım nasıl desteklenir, nasıl motive edilir? Onlara bu galibiyeti tekrar armağan ediyorum. Bana ve oyuncularıma göstermiş oldukları saygı ve sevgilerinden dolayı da onlara ayrıyetten tekrar çok çok teşekkür ediyorum. Sorusu olan. Hocam, tebrik ediyoruz. Yani bizim açımızdan baktığımız zaman son yılların en keyifli futbol maçına tanıklık ettik Yenikent'te. Özellikle ilk yarıda oynanan futbol gerçekten çok göze hoş gelen bir futboldu. Bugün o kadar çok konuşulacak şeyler var ki belki Türkiye'de en çok konuşması gereken teknik adamlardan birisiniz. İşte en fazla yabancıyı oynatan Avrupa'nın ülkesiyiz. En cimri altyapısına şans tanıyan ülkelerden biriyiz. Yani gerçekten bu sıkıntıları yoğun yaşayan bir teknik adam ve bir gün bile ben kendisini elbiseyle görmedim neredeyse 1,5 yıldır. Hep eşofmanlarıyla gördüm. Yani artık bu eşik derken biz artık bir Avrupa mesaisinden bahsedecek miyiz? Veya ben futbolculara ve teknik adamlara ve yaptıklarına bakarak şunu görüyorum ki ödevlerini yapmasını gerekenler şehrin dinamikleri mi, yönetim mi, basını ben fazla şey etmiyorum çünkü basın gerçekten Ankara Gücü'nün her şeyiyle bugüne kadar oldu. Nedir eksikleri, biraz daha artık ses volümünüzü yükseltecek misiniz bu şehre? Çünkü sizin konuşacağınız çok şeyler var. Belki Türk futbol tarihinin en önemli şeylerine tanıklık ediyorsunuz. Biraz özür diliyorum. Çok uzun bir soru gibi oldu ama hakikaten İsmail Kartal'ın Türk futbolu ve Ankara Gücü adına konuşacağı çok şeyler olduğuna inanıyorum. Erken ne bu soru diyorum hocam. Şimdi ben tesiste yatıp kalkıyorum 1,5 yıldır. 6 tane antrenörle beraber 7 kişiyiz. Her gün kalktığımızda her şeyimiz planlı programlı. Her gün ne yapacağımız belli. Sadece şekiller değişiyor sahada. Bu takıma daha fazla neyi verebiliriz, neyi üstüne koyabilerek yolumuza devam edebiliriz
felsefesiyle biz tarihi geçmişi olan bu köklü büyük Ankara Gücü camiasını, takımının daha fazla nasıl faydalı olabiliriz felsefesiyle ben burada görev yapıyorum. Buraya antrenmandan yarım saat, bir saat önce gelip iki saat gün zaman geçirip otele ya da eve gidip kalan bir insan değilim. Tam gün Ankara Gücü mesaimi harcıyorum. Benimle beraber 7 tane, 6 tane yardımcılarım da bu düşünceyle, bu açlıkla, bu hırsla, bu inançla Ankara Gücü'ne biz daha fazlasını nasıl verebiliriz diye gecemizi, gündüzümüzü biz bu takıma feda ettik yani kendimizi. Çalışıyoruz. Sıkıntılarımız yok mu? Var. Her kulübün kendine göre sıkıntıları vardır. Bizim de var. Bunları bilen biliyor zaten. Başkanımız, yöneticilerimiz, dışarıdaki dostlarımız uğraşıyorlar. İnşallah bunlar da en kısa zamanda giderilir. Bu takımı mutlu ederler. Biz çünkü elimizden geldiği kadar bu camiayı, taraftarımızı mutlu etmeye çalışıyoruz. Başarılı olmak istiyoruz. Sonuçta inşallah onlar da en kısa zamanda yoluna girer diye düşünüyorum. Ama söylediğim gibi şu an sahamız açıldı. Başkanımıza, yöneticilerimize teşekkür ediyorum. Verdiğimiz raporlar doğrultusunda güzel bir sahamız oldu artık. Antrenman sahamız. Bugüne kadar da Gençler Birliği bize tesislerini açmıştı antrenman yapabilmemiz için. Onlara da çok teşekkür ediyoruz. Bize yardımcı oldular. Sağ olsunlar. Dediğim gibi biz bu takıma daha iyisini nasıl verebiliriz diye çalışıyoruz. Faydalı olmaya çalışıyoruz. Türk futboluna hizmet etmeye çalışıyoruz. Türkiye'deki bu tip kulüplerin içerisinde varlığımızla, bilgimizle, becerimizle, insanlığımızla, dürüstlüğümüzle örnek bir teknik adam olmak hedefinde yolunda ilerlemeye çalışıyorum. İz bırakmak istiyorum. Yarın ben buradan ayrıldıktan sonra işte kondisyon salonu yapıldı, sahalar yapıldı, tesis muhteşem hale geldi. Bunları kimler yaptı, nasıl yapıldı bilenler biliyor. Bunlara da biz çok büyük mesailer harcadık. Ben sadece sahada da çalışmıyorum. Saha dışında da bu takım için, bu camia için gerçekten çok mücadele ettik, çok çalışıyoruz. Onun için inşallah her şey daha iyi olur diye düşünüyorum. Başka sorusu olan? Hocam, galibiyeti taraftarlara armağan ettiniz ama gelecek hafta taraftarlar Ankara Gücü'yle birlikte deplasmana gidemeyecek. Yani Galatasaray Fenerbahçe gibi hani Türkiye'de en önemli derbisi, en ezeli rakip derbi de olaysız bir şekilde maçlarını yaparken Ankara Gücü taraftarına getirilen bu yasağı ne diyorsunuz? Bu yasak olursa siz de ondan sonraki hafta Beşiktaş taraftarına da böyle bir talepte bulunacak mısınız? Şimdi şöyle bir şey, taraftar olmazsa olmaz. Taraftar bu işin yani futbol takımları, futbolcular, antrenörler üzerinde sinerjisini, enerjisini yaratan, coşkusunu sağlayan taraftarlar yani. Onlarsız olmaz. Onlar bizim her şeyimiz. Yani tabii ki taraftar olması lazım. Bu güzel bir şey. Bugün de mesela bizim taraftarlarımız her yerde, her takımdan kardeşlik sloganları hatırlıyor. Bugün Kayseri ile Ankara Gücü, bizim taraftarlarımız çok güzel, her iki takım el ele tutuşlar maçlar önce. Bunlar çok Türk futbolunda örnek alınacak şeyler ve bu örnekleri bizim camiamız, bizim taraftarlarımız yerine getiriyor. Ama şimdi Konya'da deplasmana taraftarlarımızın gelmemesi işte bence manidar yani. Beşiktaş maçı bizim kendi evimizde oynayacağız. Tabii ki onların da bunu kuralına ise kurallar çerçevesinde gelmesi olabilir yani, çok da normaldir yani bu. Ama geçmişten gelen iki takım arasındaki bir gerginlik olduğu söyleniyor. Bunu ben bilmiyorum. Çok fazla da bu konulara girmek istemiyorum. Bu başkanımızın ve yönetimimizin ilgilendiren konular. İnşallah iyisi olur diyeyim. Ne diyeyim abi yani? Bir sorum daha olacak. Hocam, arkadaşlar Kayseri'de gazeteciler, bir Kayseri'de gazeteci yanımda oturmuştu. Maç başında bana başlığını, atacağı başlığı gösterdi. Ankara'ya gücümüz yetmedi diye. Yani maçın başında az buçuk sonucunu biliyorlar. Yani rakip camiler artık bu şekilde bir Ankara Gücü göstermek. Şunu söyleyebilirim. Kayseri spor takımı camiası güçlü bir camiadır. Şu an ellerinde bulunan kadro da belki şu an puan olarak istenilen yerde olmasa da beklentilerin biraz altında olsa sakat oyuncuları var. Çok kaliteli, çok önemli oyuncuları var. Bugün oynayamadılar. Onların da bir an önce toparlanabileceğini, bu takımın gerçek yerinin burası olmadığını düşünüyorum. Onlara da bundan sonraki maçlarında centilmence bir maç oldu. Başarılar diliyorum. Hocam, Beşiktaş
dediniz ama o işi açmadınız. Eşik şu anlamı Ali abi. Bugünkü maç normalde kazandığımız zaman 6 tane daha maç var önümüzde ilk yarı itibariyle. Birazcık daha ligde rahat futbol oynamamızı, yukarı sıraları tırmanabilecek bir maçtı. Yani kazanırsak biraz daha yukarıları zorlayan bir takım olacaktık. Eğer kaybetseydik aşağıda kalan takımlar arasında olacaktık. Biz bu eşiği geçtiğimizi düşünüyorum bugün itibariyle. Şimdi önümüzde 6 tane maç var. Bu 6 maçtan da en iyi sonuçları alıp işte ikinci yarıya da iyi sonuçlarla, iyi hazırlanarak rahat ve güzel bir sezon geçirmek istiyoruz. Eşik buydu Ali abi. Başka sorusu olan? Herkes. Geçen haftaki Sivas galibiyeti bizim tabii o 4-5 haftalık kazanamama serimizi bitirmişti. Ve bugünkü karşılaşmaya çıkarken de inşallah bu maçı da kazanıp artık yavaş yavaş yukarıya doğru çıkmanın planlarını, hesaplarını yaptık açıkçası. Ama maalesef tabii ilk kalemize gelen topun gol olması ve sonrasında da yine bir defansif hatadan başlayan, paylaşım hatasıyla devam eden 2-0 olduktan sonra da istediğimiz birçok şeyi yapamadık ilk devrenin sonuna kadar. Baskı kurduk gibi göründük ama pozisyonu da üretemedik. İkinci yarı şunu konuştuk, dedik ki tabii ki bu skoru çevirmemiz lazım bizim. Bunu da yapmak için oyuna hakim olmak lazım, top oynamak lazım ve pozisyona girip değerlendirmek lazım. Ama bir taraftan da rakibin en iyi yaptığı işlerden bir tanesi de kontratak. Bir kontratak pozisyonu yiyip de farkın artmasına sebebiyet vermememiz gerekir. Oynamaya çalıştık. Daha sonra skoru 2-1'e getirdik. Fakat ki biraz taşıyabilseydik skoru 2-1'de, rakip biraz daha kendi alanına çekilip yani daha skoru koruma içgüdüsüyle de farklı hamleler de yapmayı düşünüyorduk açıkçası. Ama 3-1'den sonra bir de kırmızı kart eklenince maalesef oyun orada koptu tabii. Şimdi tabii aslında çok doluyum. Çok şey söylemek istiyorum. İçeride birçok sıkıntıyı beraber yaşıyoruz. Yani birçok sıkıntı maalesef bizi zor duruma soktu. Farklı hamleler yapmamız gerekiyor aslında şu anda. Ama oyuncu sayımız maalesef buna izin vermiyor. Bu bir grup için, bir antrenör için hakikaten sıkıntılı bir durum. Ama Kayserispor'un menfaati için ve geleceği için şu anda sabretmek zorundayız. Ve bu sıkıntıları da kısa süre içerisinde halledebildiğimiz kadar halletmek zorundayız bu oyuncu grubuyla. Kayserispor taraftarı merak etmesin. Biz bir sıkıntılı süreç yaşıyoruz, doğrudur. Belki bu süreç sezon sonuna kadar da devam edecek. Herkes buna bu şekilde hazırlıklı olsun ama Allah'ın izniyle bu işin de üstesinden geleceğiz. Yani farklı daha fazla şeyler söylemeyeyim çünkü söylememem gerekiyor. Üzüldük tabii ki, kaybettik. Ankara Gücü'nü tebrik ediyorum. Ve biz de tabii bir an evvel Galatasaray maçı için tekrar toparlanıp ayağa kalkmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. İnşallah kalkacağız ve hafta sonunda da yine Galatasaray'la güzel bir karşılaşma oynayıp en azından milli takım arasına camiamızın, taraftarımızın daha mutlu ve moralli girmesini sağlayacağız.